Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Haftanın ilk işlem gününde kısaca birkaç hissede değerlendirmede bulunalım. Geçen hafta yakın takip ettiğimiz, daha sonrasında kırılım sonrasında daha doğrusu pozisyon alıp al satlar yapmaya çalıştığımız Tekfen hissesindeki son durumu bir genel görüntü itibariyle bakalım. Günlük periyotta bildiğiniz gibi bir düşen kırılım sonrasında yukarı yönlü bir atak gerçekleştirmiş. Bu atak sonrasında da zirvesel olarak baktığımızda 16.60'lı seviyelerden gelen satış sonrası tekrar bir onay dönüşü gerçekleştirip 15.20'lerden bir alım fırsatı vermişti. Bu noktadan sonra tekrar yukarı yönlü hareketlerini izlemiştik geçen hafta. Bu hafta açılışı gayet güzel yapmasına rağmen 17.03'lerde bir açılış yaptı. Gün içerisinde 17.21'i gören hisse fiyatı günü 16.86, Cuma'nın üzerinde bir kapanış olmasına rağmen açılış itibariyle altında bir kapanış olduğu için kırmızı bir çekiç mum oluşturmuş gibi gözüküyor. Bu noktada yapmamız gereken basitçe hemen çizimlerimizi yaparak destek direnç noktalarımızı belirlememiz gerekir. Hemen bu noktada şu şekilde geldiğimizde yukarı yönlü trend destek çizgimizi çiziyoruz. Hemen yukarı kopyasını yapıştırdığımızda şu şekilde bir tepelere gelecek şekilde gördüğünüz gibi yukarıda trend üst kanalına bir dokunuş yapmış bugün ve daha sonrasında gelen kar satışlarıyla da bir geri çekilme alanı oluşturmuş diyebiliriz. Hissede şöyle daha geniş ekran görüntüsü vermek için şu şekilde yapalım. Evet, bu noktadan sonra geri çekilmeler için destek direnç noktalarını belirlemeye ihtiyacımız olacaktı. Günlük periyotta baktığımızda Hull sistemde yani 14.50-100 tüm ortalamaların üzerinde trend kanalı içerisinde pozitif yönde hareketini devam ettirmeye çalışan bir Tekfen hissesini görüyoruz. Yine alt bölümde wave trendde şu an için yukarı yönlü hareketin devamı işaret ediliyor. Yine günlük pozisyonumuzda baktığımızda RSI 67'lerde ortalamasının üzerinde aşırı alım bölgesine girmek için güç toplamaya çalışıyor. Ayrıca bugün oluşan hacimin de Cuma haciminden daha düşük olduğunu, ortalamanın bir tık üstünde olduğunu da söyleyebiliriz. Hemen pivot değerlerimize bir bakacak olursak, onlar bize ne diyecek bakalım. Haftalık pivotun üzerinde, gayet üzerinde güçlü bir kapanış geldiğini, yine günlük pivotun da üzerinde kaldığını söyleyebiliriz. 16.60 seviyesi korunduğu sürece bir altta 16.32 yakın güçlü haftalık pivot desteği olarak takip edilebilir. Bu noktada yine hemen günlük pivot değerlerimizi açtığımızda şu şekilde haftalığı kapatacağım. Yakın pivot değerlerimizi ve destek direnç noktalarımızı görebilmek için bunları işaretleyip açtığımızda bize daha rakamsal olarak sağ tarafta gördüğünüz gibi hisse fiyatının üstünde ve altında olan destek ve direnç noktalarımızı bu şekilde veriyor. Şu andan itibaren arkadaşlar 17.03, 17.37, 17.80 ve 18.14 hisse fiyatında direnç noktaları olarak karşımıza çıkacak. Geriye dönük düşüşlerde ise 16.60, 16.56, 16.65 civarındaki bu CPR alanı dediğimiz bölge hisse fiyatlarının destekçisi konumunda kendisini gösteriyor. Hemen kısaca saatlik periyotta sinyallerin durumlarına bakmak istersek yine dediğim gibi günlük pivot değerin üzerinde bir kapanış sergileyen hisse fiyatı gördüğünüz gibi sanki günlük pivota bir onay için geri dönüyormuş gibi bir izlenim bırakıyor baktığımızda. Bunu kapatıp tekrar şunu açarsak eğer Hull sistem 14.50'yi aşağı doğru bir kesip aslında bir dikkat sinyali çekmiş. Hull 100 16.49'larda sarkmalarda buraya kadar desteğe çekilir mi çekilmez mi yakından takip etmek gerekir. Bu noktada altta osilatörlerimizin al sat sinyallerine baktığımızda ise RSI'nin bir kendi ortalamasını aşağı yönlü kesip bir sat sinyali oluşturduğunu söyleyebiliriz. Wave trendinde aşağı yönlü bir düzeltme işareti verdiğini net bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Bu noktada hissenin
destek noktalarını tutunabilmesini beklemekte fayda var. Aksi takdirde geriye çekilmelerde bahsettiğimiz destek noktalarına kadar geri çekilmeleri beraberce izleyebiliriz. Şu anda hemen Tekfen hissesinde söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar. Daha sonra başka bir hisse, Türk Telekom hissesi. Ona da bugün baktığımızda son mumda enteresan bir mum geldi. Yani burada koskocaman bir kırmızı mum oluştu. Bunun anlamını ben de pek çözemedim. Yani yaklaşık olarak hisse fiyatı bir 8.57'lere gayet güzel bir yukarı yönlü hareket yapmıştı. Oradan aşağı sert bir satış yaptılar. Ki ta ki sağ, yani 8.35'lere kadar hisse fiyatını aşağı vuran bir fiyat gördük. Bu biraz şaşırtıcıydı. Baktığımızda günlük pivot değerini böyle bir test etmiş görüntüsü verdi bize. Ayrıca haftalık pivot değerine de bir bakalım derim. Şöyle açıp bir baktığımızda haftalık pivot değerine de yakın bir yerden dönmüş. Evet. 8.33 haftalık pivot değeriymiş. 8.35'e kadar sarkan hisse fiyatı tekrar hızlı bir şekilde yukarı yönlü kapatıp yani 8.46'da da günü kapattı. Yani bir önceki kapanışına göre yukarıda bir kapanış. Hissenin günlük periyottaki durumuna bakacak olursak Türk Telekom'u şu şekilde hemen biraz genişletelim. Şunları kapatalım. Şimdi geriye dönüp biraz daraltıp baktığımızda hissenin bir üçgen, daralan bir üçgen içerisinde yukarı yönlü hareketlerini şahidiz son dönemde. Yaklaşık olarak şu bölgede 6.38'lerden başlattığı 8.24'lere kadar sürükleyip düzeltmesini 7.50'lerde tamamladıktan sonra tekrar üstteki direnç hattına doğru ilerlemeye çalışan 8.65 hattına gelen bu dirence doğru yanaşmaya çalışan hisse fiyatı bu bölgede zorlanacağı benziyor. Yani buralarda eğer alımlar kuvvetlenirse yukarı yönlü bu direnç kırılabilir. Aksi takdirde tekrardan aşağı dönme ihtimalleri doğabilir. Bu noktada yine daha önceki yaptığımız gibi trend destek çizgisini çekerek pozisyonda durulabilir veya yani bunu kırması halinde pozisyondan çıkılabilir. Bu noktada şu şekilde bir basitçe ne diyelim, şuradan yakın seviye düzgün bir olacak şekilde. Evet, şu şekilde bir trend destek çizgisi atarsak eğer bunu aşağıda uzatabiliriz. Şöyle şuraya kadar gelebilir sanırım. Telefondan olunca biraz oturtturması zor oldu. Evet, bu trend çizgisi içerisinde diyelim üstünde hareketlerini devam ettirmeye çalışan bir telekom hissesi. Fakat yukarı yönlü ataklarında biraz sert satışlar yediğini de görüyoruz anlık. Bu da hissede bir tedirginlik olduğunu bize ifade ediyor sanki. Yani ben öyle algılıyorum. Hisse yukarı yönlü bu defaki denemesinde de başarısız mı olacak diye insan düşünmeden geçemiyor. Bakalım eğer dediğim gibi 8.60-70'li bölgedeki bu direnç hattını kırabilirse yukarıda bence güzel rakamları kendisini hedefleyebilir. Yani yukarıda oluşmuş olan trend kanalının üst bandına bir dokunma yapma halinde, yani 9'lu rakamların üstleri gözüküyor. 9.40-50'lerden bahsedebiliriz. Bu noktada zaten günlük periyotta pivot değerlerini kontrol ettiğimizde baktığımızda yani 8.53, 58, 62, 66, 86, 9.15 haftalık R3 seviyesi 9.15 gibi bir hedef kendisine belirtiyor. Bu noktada yine her zaman olduğu gibi RSI direnç destek bölgelerinde nasıl çalışıyor diye takip etmekte fayda olduğu gibi wave trendinde şu an için aşırı bir alım bölgesine giriş yaptığını görüyoruz. RSI'nin kendi ortalaması üzerinde 65 seviyelerinde günlük periyotta gücünü korumaya çalıştığını görüyoruz. Bu da hisse için pozitif, yani trendi korumaya çalışan bir görüntüye sahip şu an için. Yukarı yönlü hareketlerin devamı için dediğim gibi özellikle 8.65-70 arasındaki bantta oluşan direnci kırabilirse
bu noktadan yukarı yönlü hareketlerini izleyebiliriz. Daha sonrasında geçtiğimiz haftanın hareketli hisselerinden Tüpraş var. O da yine bahsettiğimiz gibi kendisine oluşturduğu bir trend kanalı üzerinde hareketlerine devam ettirmeye çalışıyor. Yukarı yönlü hareketlerin devamı için özellikle bu noktada haftalık pivot değerinin üzerinde kalıcı olması lazım. Yani geçen haftaki hareketlerinden aşağı sarkmalardan dolayı 105'lere kadar düşen haftalık pivot değerinin üzerinde şu anki görünümüyle güçlü bir duruş sergiliyor. Bunu devam ettirdiği takdirde yukarı yönlü destek direnç noktalarını ekranın sağında görebiliyorsunuz. İlk hedef olarak 108.4-109'lu fiyatlar karşısına direnç olarak çıkacaktır günlük periyotta. Daha sonrasında haftalık direnç noktalarımız 110-112-115 olarak karşımızda bulunuyor. Aşağı doğru geri çekilmelerde 106.9 seviyesi ve 105.4 seviyesi pivot değerleri olarak hisse fiyatının ana destekçileri diyebiliriz. Pivot değerlerini kapatıp Hull sistemine de bir kısaca baktığımızda yine Hull sistemin Hull 14'ün 50'yi bir aşağı doğru kesmiş olduğunu, burada bir ihlal söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada geri çekilmelerde trend desteğine doğru sarkmalar olabilir. Veya hisse yatay şekilde aynı bu bölgedeki fiyatlardan, yani şöyle bahsedecek olursak 106 ve 108'li rakamlar arasında giderek şu sarı desteğimize kadar çekilme ihtimali olabilir. Bu noktada desteğin üzerinde kalabildiği sürece, trend desteğini kırmadığı sürece yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmeye çalışacağını söyleyebiliriz. Kısaca Tüpraş hissesinde de söyleyeceklerimiz bu kadar. Yine Türk Hava Yolları hissesine gelelim. Türk Hava Yolları hissesi, yani bir önceki hafta yaptığı hareketlerden sonra yukarı yönlü hareketlerin devamını getiremedi. Özellikle Hull 50'nin baskısı altında kaldığını görüyorum. Ekranda baktığımızda özellikle 12.95 seviyesinin 2'dir denenmesine rağmen geçen hafta Perşembe Cuma günü bugün Hull 14 desteğiyle günü kapattığını izledik. Bu noktada aşağı yönlü hareket eğer devam edecekse aşağıda Hull 112.46 olarak karşısında destek olarak hisse fiyatını tutmaya çalışacaktır. Eğer bu noktada destek olarak Hull 100'de çalışmazsa pivot değerlerini test etme ihtimali karşımıza çıkar. Hemen bu noktada pivot değerlerini de şöyle ifade edecek olursak ekranda biraz daha büyütüp göstermeye çalışacağım. Evet, 12.56 haftalık pivot değeri. Günlük pivot değerimizin altında bir kapanış geldi bugün. 12.78 günlük pivot değerinin altında bir kapanış yapan hisse fiyatı. Ayrıyeten 12.56 fiyatına da bir mum atmış durumda. Bu çok biraz tedirgin edici bir hareket olmuş hisse fiyatı için. Bu noktada daha kısa periyotta, saatlik periyotta durumu nedir diye bakmak istiyorum açıkçası hisse fiyatının. Evet, gördüğünüz gibi şöyle daha net oldu. Günlük pivot değerinin altında, sarı çizginin altında, mavi, ikisinin arasında bir sıkışıklık söz konusu. Şöyle baktığımızda da kısa trendini de aşağı yönlü bir kırılım gerçekleştiğini görebiliyoruz. Onu da şöyle ifade edebiliriz hemencik. Şöyle çizelim. Evet, gördüğünüz gibi yana doğru bir kırılım gerçekleştiren hisse fiyatında haftalık pivota bir test etmiş durumda. Bu test sonrasında bakalım yarın takip etmek lazım. 12.56'nın altına sarkmalarda ise destek noktaları 12.45-36-17 olarak sıralanmaktadır. Yukarı yönlü 12.80-12.78-80 bandının geçilmesi halinde 12.87-12.99-13.08-12.20 diye hedeflerini verebiliriz, dirençlerini söyleyebiliriz bu noktada pivot değerleri olarak. Yine Hull sistemin bakalım bize nasıl bir sinyal ürettiğine bakacak olursak, Hull sistem saatlik periyotta bize bir net bir şekilde sat sinyali üretmiş arkadaşlar bu noktada. Sat sinyalini ürettiği noktada hacimleri de kontrol etmek lazım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada hacimler biraz ortalamanın yakınında kalmış ama yakından takip etmek lazım. Şu an için Hull sistem bir al sinyali üretene kadar Türk Hava Yolları'nda düşüncem negatif
olarak karşımıza çıkar. Zira yani daha önce şu bölgede yapmış olduğu sat sinyalinin sonucunda sert bir aşağı kırılım gerçekleşmişti. GAP'la aşağıya doğru bir açış gelmişti. Açılış gelmişti, düzeltiyorum. Şimdi bu noktada bakalım. Hani burada bir kendine trend kanalı oluşturmuşken tekrar bu trend kanalının dışına çıkıp buradan bir tepki verip tekrar bir düşüş için onay alır mı bu bölgede? Şuradan bir yukarı sert hareket yapıp bir onay mumu alırsa trend çizgisinden tekrar aşağı doğru düşüş görebiliriz. Bu noktada dikkatli olmakta fayda var. Yine biz sistemimize sadık kalarak wave trendin sat sinyali oluşturduğunu, ayrıyetten RSI'nin de kendi ortalamasının altına sarkarak yine net bir şekilde bir sat sinyali RSI 50'nin altında 40'larda olduğunu, tekrar pozitif yöne geçmesi için RSI 50'nin saatlik periyotta RSI 50 üzerine atılması gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Evet arkadaşlar, bu akşamlık hisse yorumlarımız bu kadar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Önümüzdeki günler için bol kazançlı günler dilerim. Hoşça kalın.